Multiplayer.com.tr. Neredeyiz? Hep aynı şeyle açıyorum ya. Başka bir şeyle mi açtım? Sony Game Fest'teyiz. Maslak Venue'deyiz şu anda. İçeride Sony PlayStation'lar, oyunlar, Move'lar, her şey var. Multiplayer programını açıyoruz. Multiplayer programını açtık. Multiplayer programını açmaya devam ediyoruz. Açacağız, açabiliriz belki. Hadi başlıyoruz ve kaçıyoruz. Devam, içeri. PlayStation'da hangi oyunları oynuyorsun? Evet, şu an zombi olsam da çok korkuyorum. Çok korkuyorum. God of War, haber var mı? Bir şeyler söyleyebilir misin? Ne oluyor? God of War Ascension, multiplayer desteğiyle Mart'ta Türkiye'de ve büyük ihtimal Türkçe olarak Türkiye'de olacak. Bizim oyunculardan beklentimiz orijinal oyuna ve orijinal konsollara yönelmeleri. Onlar ne kadar yatırımlarımıza karşılık verirse biz daha fazla yatırım yapacağız Türkiye'ye. Hey little sister, what have you done? Sister, who's the only one? Biraz evvel The Cast grubu sahnedeydi. The Cast grubunun solisti biraz evvel içeride bangır bangır ortalığı inleten Sercan Sülün. Ne alaka değil mi yani? Sercan Sülün aslında müzisyenmiş. Ben ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz, kendi besteleriniz var mı? Biraz bahseder misin? Yani öncelikle grubu tanıtalım. Kuzenim Can. Can de. Merhaba Can. Niyeyse ben de böyle atladım oraya yani. Altı. Evet, merhaba Altı'cığım. Bas gitar. Davul Tayfun. 99'dan beridir. Kendi yaklaşık bir 40 parçamız var. Bunların 15 tanesini aranje ettik. İngilizce ve Türkçe olmak üzere. PlayStation Game Fest'te böyle bir organizasyon olunca tabi Murat sağ olsun, Gebeceli ve Mustafa Yiğit de böyle bir organizasyonda bizim de sahneye çıkma isteğimizi dilettik. Onlar da seve seve kabul ettiler. İşte ve siz de beğendiyseniz işte. Sahneye çıkmak nasıl bir şey? Genç arkadaşlara söylesenize biraz. Biraz anlatsanıza. Çünkü çıkmadan evvel bir iç kıpır kıpır oluyor değil mi yani? Bir heyecan oluyor filan. Sahneye çıktıktan sonra nasıl oluyor? İndikten sonra nasıl oluyor? Yani bu prosesi bir anlatsana biraz. Vallahi biraz sancılı oluyor benim için en azından. Ben bayağı bir heyecan yapmıştım. Hangi parçada? İkinci parçada mı rahatladın? Üçte mi rahatladın? Ne yaptın yani? Sahneye çıktıktan sonra biraz da bu ışıklarda geldikten sonra hafiften de loş olduktan sonra ortam biraz rahatlar gibi oldum ama ikinci parçadan sonra daha da rahat. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Sister, who's your superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day for a white wedding. Sony Kişisel Eğlence Grup Müdürü Murat Gebeceli ile beraberiz. İnanılmaz bir festival devam ediyor.
Evet, teşekkürler geldiğiniz için. Dün ilk günüydü, bugün ikinci günü. Dün inledi ortalık zaten yani. Evet, 1500-2000 kişi civarında bir katılım vardı. Keyifliydi. Bizim için de ilk. Bir sürü etkinlik bir aradaydı. Turnuvalar, dans şovları. Hatta şu anda arkası yıkılıyor bir dans şovuyla. Amatör gruplar vardı, lise ve üniversitelerin. 5-6 tane grup çıktı. O çok hoşumuza gitti. Bayağı hani lise, üniversite öğrencileri çıkıp parçalar sergilediler, heyecanlarını izleyicilere aksettirdiler. Şahaneydi. Ellerinize sağlık diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Peki bunun devamı gelecek mi? Ya biz istiyoruz. Bunu bu şekilde yola çıktık. Tek bir aktivite olarak değil, her sene devam etmesini istiyoruz. Seneye daha da fazla destekçi almayı düşünüyoruz, yanımıza istiyoruz. Bu etkinlik bir ilkti. Bunu gösterip çok daha büyüklerini yapacağız. Daha da zenginleştireceğiz içerisine. Zaten GameX'te de gözükmüştü. Kapının önü inanılmaz sıralarla kaplıydı. Burada da öyle oldu. Türkiye'den bayağı bir ilgi var. Herhalde sektör büyüdü sayenizde bu saate kadar, değil mi? İnşallah, yani biz büyütmeye çalışıyoruz. Amacımız o. Ben dün saat 8'de falan geldim. 7.30-8 gibi. Kapıda bayağı bir sıra vardı. 10-10.30 gibi kapıları açtık. Yaklaşık bir 500-600 kişi bekliyordu. Bir cumartesi günü soğuk havada. Gerçekten teşekkür ediyoruz oyunculara bu ilgiden dolayı. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eylemlerimizle devam ediyoruz. Multiplayer.com.tr Team Tour Quality ile beraberiz. Team Tour Quality'nin FIFA takımı ile beraberiz şu anda. FIFA 12'den FIFA 13'e geçişle ilgili bana bir şeyler söylese, neler sence abi en belirgin özellikler? First touch, ilk dokunuş. Bu sene çok fark ettiriyor oyunu. Her zaman kontrollü olmak zorundasınız. Çünkü bir anlık hatanızda top çok açılıyor ve direkt rakibe kaptırıyorsunuz. Onun dışında daha çok plaseler önlenmiş durumda. Uzaktan şutlar gol oluyor. Finet şatlarla artık evet, çat evet. Diye köşeden gol falan atamıyorsun yani. Evet. Uzaktan şutlar daha çok gol alabiliyor. Ya yani trivele vuruş eklenmiş. Geçen sene de vardı ama çok az kullanılıyor. Ayağının dışıyla vurduğumuz. Evet. Evet, o var. Onun dışında defans sistemi aynı. Ne durumdayız peki turnuvada? Turkuallesi ne durumda? Son 16'dayız biz 3 arkadaşımızla. Devam edeceğim size. Ne diyorsunuz FIFA 13 ile ilgili? 13 ya 12. Duydun, eklemek istediğim şeyler var mı? Kesin vardır. Var. Yok deme. Var. 12'ye göre kesinlikle daha güzel, daha hassas bir oyun. Ya daha güzel şeyler yapabiliyoruz. Bize yani zaten 12 yeterince özgürdü. Biz onu çok iyi sanıyorduk ama 13 gelince anladık ki ya bizim meğersem o hiçbir şey değilmiş. Çok daha özgür, daha güzel bir oyun. Resmi FIFA mı? Cevap istemiyorum. Multiplayer programı burada sona eriyor.